Şimdi kendisiyle konuşacağız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel hattımızın diğer ucunda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Yayınımıza başladığımızdan beri kaderin kaderi üzerinden aslında biraz da Türkiye'deki kadınların kaderini, biraz da Türkiye'nin kaderini konuşmuş oluyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar yayınımızda olduğunuz için. Sizin konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Bir konu gerçekleştiği an itibariyle o konuyu çok konuşuyoruz ama sonra unutuyoruz. Halbuki biz unuttuğumuzda sorun çözülmüş olmuyor. Türkiye gündem yorgunu bir ülke olduğu için yeni bir böyle flash bir gündem geliyor ortalığa ve biz, evet, bu konuları hep unutuyoruz. Ama Türkiye'nin sürekli bir sorunu bu. Çocuklar üzerinden yapılan, adına evlilik denilen, aslında çocuk istismarı, çocuk tecavüzü diyebileceğimiz olaylar gerçekleşiyor. Bu yalnızca kız çocuklarımız için değil. Mesela bu rahmetli olduk, Kader isim çocuğumuzun, evet, eşi. 3 yıl önce evlenmişler. Şu anda askerde olduğuna göre. Demek ki o delikanlı da 17 yaşında evlenmiş, o da bir çocuk. Çocuk gelin, çocuk damat. Bunlar da işi birazcık böyle şirin hale getiriyor. Halbuki bir evcilik oyununun gerçek hayatta yaşanmasıdır bunlar ve bu çocukların, doğurdukları çocukların hayatı üzerinden Türkiye'nin geleceğini de riske ettiğimizi kabul etmeliyiz. Evet. Bir çocuk kendine bakamazken çocuk doğurup ona nasıl bakabilir ki? Halbuki biz ne diyoruz? Medeniyetin beşiği loğusa döşeği. Yani annelere, kadınlara böyle bir önemlilik atfeden bir kültürümüz var. Bu medeniyetin beşiği olan loğusa döşeğindeki bir çocuk olduğunu kabul etmeliyiz. Bu çocuğa siz bir çocuğu teslim ederken o çocuğun bu çocuğu doğurmasına vesile olan bütün sistemi sorgulamamız lazım. Bunun tanıklığını yapmış herkes, hepimiz suçluyuz burada. Bu çocuğun vefatı gerçekten bir intihar mıdır, bir tacizin sonucunda bir cinayet midir? Bütün bunlar yalnızca olaydaki özne üzerinden. Ama biz faili değil, fiili konuşmalıyız. O bir de Cizre'de olmuş olabilir ama biliyoruz ki bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da her yerde bu tür çocuklarımız var. Bu çocukların en büyük bu tür bir duruma maruz kalma sebebi yoksulluk ve eğitim. Yoksulluğu çözememiş bir toplumuz. Türkiye'nin halihazırda %18'i yoksulluk sınırında yaşıyor. Ve Türkiye'de eğitim sorununu da çözemiyoruz biz. Eğitim adı altında söylenen tek bir şey var. Fatih projesi. Ama daha TBS sınavları iptal edildi. Biz hala bir eğitim sistemini oturtmamış, çocuklarının okuyabilirliğini, okula devam edebilirliğini temin edememiş. Bu konuda anneleri, babaları sorumlu kılamamış, karar verilmiş. Hepimiz suçluyuz. O bakımdan kaderin rahmete erişi umuyorum başka insanların kaderini değiştirmek için bir vesile olur. Yoksa bugün kader konuşulur, yarın başkaları konuşulur, geçmişte de bir başkası konuşulmuştu. Bunlar olur geçer. Bunu kadın şiddeti diye konuşmak ya da çocuk gelin diye konuşmak bizim adabımıza uygun değil. Siz 11 yaşında bir çocuğu gelin adı altında bir eve annelik yapmaya yollayamazsınız. Düşününüz, şu anda sizi izleyen, bizleri dinleyenlere ben sesleniyorum. Evlerinde 11-12 yaşındaki kız ya da erkek çocuklarını evlendirebilirler mi? Evlenmesine göz yumabilirler mi? Onun bir çocuk doğurmasını veya baba olmasını göze alabilirler mi? Bizde bir söz vardır, çocuğa çocuk emanet edilmez deriz. Halbuki biz bir çocuktan çocuk dünyaya getirip ona annelik babalık yapmasını bekliyoruz. Burada Sağlık Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na, Diyanet İşleri'nden Milli Eğitim'e, Başbakan'a ve karar verici hepimizle beraber bu olaylara tanıklık eden, vesile olan bütün toplum suçlu. Hepimiz suçluyuz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir olaya rastladığımızda buna müdahale etmeliyiz. Bir çocuğun vefatı üzerinden yalnızca bunu konuşup kapatırsak biz Allah'ın nezdinde her zaman suçlu olacağızdır. Evet, Sayın Demirel, az önce de söylemiştik, konu elbette ülke politikaları açısından da değerlendirilmeli ama bir de sosyal yanı var bu konuların, asıl incelenmesi, irdelenmesi gereken belki de biraz da bunlar demiştik. Ama yine biz
kader üzerinden gidersek, olay yaşandıktan sonra yapılan açıklamalar var ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneğin bu konuyla birlikte harekete geçti. Ve yine dikkat çeken bir konu da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Keskin'den gelen açıklama. Bu konuyu dinimiz asla tasvip etmez, dinin tasvip etmediği şey de günahtır diye bir açıklama yapma gereği duyuldu. Bu hamleleri nasıl değerlendirirsiniz efendim? Şöyle bir durum var. Bir kadın veya bir kız çocuğu ile ilgili bir olay olduğunda hemen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir rol biçiliyor. Bu işin sonuç kısmı. Buraya giden yolda, mesela bu bir sağlık problemidir. Sağlık Bakanlığı 2012 yılı verilerine bakınız. İstatistik yayınlıyor Sağlık Bakanlığı. Diyor ki Türkiye'deki her insan 8.2 kez hekim tarafından görülmüştür diyor. Ben soru önergesi hazırladım. O zaman kader bu hamileliklerinde kaç kere görüldü Sağlık Bakanlığı tarafından? Veya Milli Eğitim Bakanlığı, okul çağındaki bir çocuk. Demek ki okula devam etmiyor. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı? Veya Milli Savunma Bakanlığı, kaderin eşi olduğu iddia edilen o genç adam askerde. Bunun ailesiyle ilgili bir bilgiye, bir veriye sahip değiller miydi? Bunun iki tane çocuğu olduğuna göre Milli Savunma Bakanlığı askerlerin ailelerini sahip çıktığını iddia ediyorsa, ki bunu bakanlık bir yana başbakan bile söylüyor, askerdeki her erimizin ailesine bakıyoruz diye. Bu insanlar neredeydi? Bu yalnızca din üzerinden, yalnızca Sosyal Politika Bakanlığı üzerinden götürülesi bir şey değil. Burada Din İşleri Yüksek Kurulu açıklama yapmasının ötesinde Diyanet İşleri Başkanı'nın da oturup şunu düşünmesi lazım. Kendi personelidir o nikahları kıyan. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Elbette ki hepimiz bu işi yaptık. Hepimizin dini nikahları var. Ama bir de yasa var. Yasa diyor ki medeni nikahı olmayana dini nikah kıyanları bir cezai müeyyide olduğunu söylüyor. Bu müeyyidenin yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz ve bir kanun teklifimiz var mecliste. Evet. Bu cezanın yükseltilerek caydırıcı olması. Sonra din adamlarımızın yalnızca hurafelerle değil, Kur'an'ın gerçeğiyle insanları aydınlatmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'i yalnızca okuyup siz bir roman gibi, bir ansiklopedi gibi bir kenara koyamazsınız. Kur'an ilk kelimesinde ikra diye başlar, oku diye. Okumak ve anlamak lazımdır. Kur'an'ın özüne inmek lazımdır. Yalnızca birilerinin hurafeleri üzerinden bir din oluşturmak doğru bir şey değildir. Din korkular üzerinden değil, Allah sevgisi üzerinden gitmesi, kul hakkı üzerinden yürünmesi gereken bir yolculuktur. Bu yolculukta biz çocuklarımıza, ailelerimize, vatandaşlarımıza neyi anlatmışız ki dinimiz adına? Yalnızca bir takım korkular, vehimler yaratmak ötesinde. Mesela en çok kullanılan şey Allah korkusu. Allah sevgisini konuşmalıyız. Kul hakkını konuşmalıyız. Kul hakkıyla kimse Rabbimin huzuruna gitmemeli. Öyle değil mi? Öyle söylemiyor muyuz hepimiz? Eğer biz gerçekten Kur'an'ın temeline iner, o felsefeyi benimsersek, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki o beyin de birincil görevi budur zaten. Ondan sonrasını konuşmamız gerekir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, bu 14 yaşında iki tane çocuk doğurmuş kız çocuğumuzu eğitim hayatı hakkında hangi bilgiye sahip? Hani bazı yüksek rakımlı yerlerde oturan hanımefendiler var. Kız çocuklarını okula götürmek için kampanya yapıyoruz diyorlar. Hangi kampanyalarında rastlamışlar kadere? Milli Savunma Bakanlığı askere aldığı gençlerimizin aileleri hakkında hangi bilgiye sahip? Bu yalnızca tek bacaklı bir mesele değil. Evet. Bu bütün kurumların işbirliğiyle beraberce yürütmeleri gereken bir şey ve bir toplumsal gerçek. Ama Türkiye'yi bekleyen daha beter olaylar var. Mesela Suriyeli sığınmacılar var. Gidiniz sınır illerindeki bu kamplara, sığınmacıların kaldıkları yerlere, illere. Oralar çok küçük yaşlardaki kızların çok büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla evlendirildiklerini görüyorsunuz. Dedeleri yaşında erkeklerle evlendirildiklerini görüyorsunuz. 3 kuruş, 5 kuruş paraya. Türkiye böyle bir sosyal patlamayı yaşamak üzere. Buna tanıklık ediyoruz hepimiz. Ama müdahale edecek olan zaten hükümetin gücüdür. Hükümet oturup orada burada hayali paralellikler vesaire arayacağına, kendi ülkesinin sınırı içindeki yaşayan sığınmacı veya kendi vatandaşlarının gelecekleri adına bu politikaları belirlemek zorundadır. Bu yalnızca Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı ile ilgili bir durum değil.
Evet, işin içerisinde aslında biraz da çocuk gelinleri konuşurken imam nikahına, berdele ve eğitime varıyoruz ister istemez. Dolayısıyla işin içinde biraz da Milli Eğitim Bakanlığı da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları da oluyor Sayın Demirel. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi, çok kısaca rica ediyorum cevabınızı. Sizce etkili oldu mu, bekleneni verdi mi? Özellikle de çocuk gelinler üzerinde, kız çocuklarının okula başlaması üzerinde. Bu yeni eğitim modelinin etkileri neler? Milliyetçi Hareket Partisi kesintili eğitimi destekleyen bir siyasi partidir. Biz de kademeli kesintili eğitimi destekliyoruz. Ama bunun sürekliliğinin sağlanması gerekir. Yani bütüncül, kesintisiz sıfırdan başlayıp 12'ye kadar değil. Kademeli eğitimi biz destekleyen bir partiyiz. Ama burada çocukların, özellikle toplumda hala fırsat eşitliğine erişememiş kız veya erkek çocuklarımızın okula devamını sağlamak adına Türkiye'de gerçekten, gerçek manada parasız eğitimin temin edilmesi lazım. Ve çocuklarını eğitime yollayan ailelerin de desteklenmesi gerekir. Nitekim 57. hükümet dönemindeki bu şartlı nakil transferleri böyle başlamıştır. Ama 2009 yılında değişiklik, 2011 yılında affedersiniz, değişen bir Milli Eğitim Bakanı'nın İlk yaptığı icraat şu oldu: okullardaki toplumsal cinsiyet eşitliği konu başlığını kaldırıp onun yerine toplam kalite koydu. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı en çok hangi konularda gündeme geliyor? Sınav yolsuzlukları, sınavlardaki hatalı sorular, doğru dürüst soru bile hazırlayamayan bir Milli Eğitim Bakanlığımız var. Doğru düzgün sınav yapamayan bir Milli Eğitim Bakanlığımız ve ÖSYM var. Biz daha bu işin bu tür görüntüsel hallerini halledememişiz. İçeriklerini hiç tartışmıyorum bile. Dolayısıyla burada topluca hepimizin bir zihniyet değişimine, dönüşümüne ihtiyacımız var. Ama en temel argümanımız vicdan olmalı. Evet. Kendimizden olmayan herkesi asıp kesip itham etmek yerine biz duygusuyla birlikte hareket edebileceğimiz, kendi çocuğumuz için istemediğimiz hiçbir şeyi bu ülkenin hiçbir çocuğu için istemediğimiz günleri yaşamak durumundayız. Türkiye'nin gerçek bir eğitime ihtiyacı var. Evet. Hepimizin toptan. Çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, çocuk gelinler konusunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile konuştuk. Türkiye'nin çözüm bekleyen kanı